Kabine toplantısı uzun bir aranın ardından yüz yüze gerçekleşti. Koronavirüs önlemlerinin ele alındığı toplantının kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Buna göre 65 yaş üzeri her gün sokağa çıkabilecek. 18 yaş altına kısıtlama kaldırılıyor. Buyurun, buyurun. Koronavirüs illeti bitiyor. Türkiye normalleşiyor. 65 yaş ve üstü vatandaşların kısıtlamaları gevşetildi. 18 yaş ve altına uygulanan kısıtlamalarsa kaldırıldı. Bu güzel haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10 ila 20 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır. Milli parklar ve doğa parkları, sağlık çalışanları 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 aylık bir aranın ardından külliye de gerçekleştirildi. İlk kez yüz yüze gerçekleşen toplantıda koronavirüs tedbirlerine uyuldu kabine üyeleri sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturdu. Erdoğan'ın dışında herkes maske taktı. Buyurun, buyurun. Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Erdoğan, normalleşme adımları çerçevesinde alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22'den 24'e uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. Erdoğan evlenecek çiftlere de müjdeyi verdi. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan istihdam kalkanı dedi ve müjdeyi duyurdu. İstihdam kalkanı adıyla çok detaylı ve kapsamlı bir reform paketi hazırladık. Ocak 2019, Nisan 2020 arasında işsiz kalan vatandaşlarımızın yeniden istihdama katılmalarını sağlamaktır. Kayıpları telafinin ötesinde kur saldırısı ve salgın öncesinden daha iyi bir istihdam seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Ekonomik faaliyetlerin azalması nedeniyle çalışanlarını kısa çalışmaya geçiren veya ücretsiz izni ayıran işverenlerimize normalleşme desteği vereceğiz. Erdoğan gençlerin ve 50 yaş üzeri vatandaşların istihdama kazandırılması için adım atılacağını belirtti. 25 yaş altı gençlerin ve 50 yaş üzerinde olanların kolay şekilde istihdam edilmelerini sağlayacağız. Bunun yanında çalışanlara tamamlayıcı emeklilik sigortası sunacak bir çalışma başlatıyoruz. Tesis edilecek karma model ile işçilerin kazanılmış hakları korunacak. Tamamlayıcı emeklilik sigortası ile aynı zamanda ilave emeklilik desteği alınabilmesini de sağlayacağız. Böylece çalışanlarımız emeklilikte daha da rahat edecekler. Bunun için devlet elini taşın altına koyacak. Bu kapsamda oluşacak fon ile Türkiye'nin istihdam kalkanını sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz.